karşılaşmaya hoş geldiniz. Milli aradayız ancak gündem oldukça yoğun. Önce Galatasaray'ın gündemiyle başlayacağız karşılaşmaya. Dün Mali Genel Kurul vardı Sarı Kırmızılı Kulüp'te. Oldukça uzun sürdü kurul. Çok sayıda konuşmacı çıktı konuştu. Mustafa Cengiz eleştirilere cevap verdi ve kurulun sonunda mali olarak ibra edildi Mustafa Cengiz yönetimi ancak idari olarak ibra edilmedi. Galatasaray seçime gidecek. Konuyla ilgili detaylara bakacağız karşılaşma programında ve tabii ki tepkilere de aynı şekilde Galatasaray kulübünde, yönetimde bu ibra edilmeme durumuna verilen tepkilere hep birlikte bakacağız ve bu sürece nasıl gelindiğine bakacağız. Bunun haricinde bir de milli heyecan var, devam ediyor. Milli aradayız dedik ama gündem oldukça yoğun. Arnavutluk galibiyetini elde etti A milli takımımız. Yarın da Moldova sınavını verecek Eskişehir'de. Tam da şu sıralarda Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Onun öncesinde de Burak Yılmaz konuşmuştu. Yine detayları paylaşacağız sizlerle. Bir de özel röportajımız var. Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan Haber Global'e çok özel açıklamalarda bulundu. Özel röportajımızı da yine karşılaşma programında paylaşacağız sizlerle. İlk olarak Galatasaray Kulübü'nün gündemiyle başlayalım artık. Seçime gidecek Galatasaray çünkü mevcut yönetim ibra edilmedi. Detaylar için haberimize bakalım. Yönetsel bakımdan oy çokluğuyla aklanmamıştır. Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurul yapıldı. Gergin geçen kuruldan seçim kararı çıktı. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi ikinci döneminde mali açıdan ibra edilse de idari açıdan ibra edilmedi. İbra edenlerle etmeyenlerin sayısı yakın olunca taraflar iki bölüme ayrıldı. Oylar tek tek sayıldı. Ardından Divan Başkanı Metin Arslan kararı açıkladı. Evet değerli Galatasaraylılar, netice şu şekilde. Aklanması yönünde oy kullanan üye sayısı 331, aklanmaması yönünde oy kullananlar 358. Mustafa Cengiz'in kararı ilk tepkisi alkışlamak oldu. Tamam, bakın çok da sevinilecek bir şey değil bu. Yani bir yönetim aklanmadı. Bu açıklama Galatasaray'ın seçime gideceğinin beyanı oldu. Tüzük gereği Mustafa Cengiz ve yönetimi bir ay içinde seçim kararı almak durumunda. Ardından bir ay içinde de seçim yapılması zorunlu. Kararın ardından Mustafa Cengiz salondan ayrılırken kısa bir açıklama yaptı. Camia kendi kararını verir. Başkanım mahkemeye gidecek misiniz? Bakacağız. Tüzük gereği Mustafa Cengiz ve yönetimi yapılacak ilk seçimde başkan ya da yönetim kurulu üyesi olamayacak. Yani Mustafa Cengiz'in bir sonraki seçimde aday olma olasılığı bulunmuyor. Camia kararını verecek şekilde kısa bir açıklaması oldu Mustafa Cengiz'in. Ancak hemen şu detayı paylaşalım. Bugün kulüp açıkladı. Yarın saat 14.30'da Mustafa Cengiz açıklamalarda bulunacak, bir basın toplantısı düzenleyecek. Tabii merak konusu neler söyleyeceği Mustafa Cengiz'in. Peki bu sürece nasıl gelindi? Bir de ona bakalım. Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetimi neden ibra edilmedi? Oldukça gergin geçen bir kurul vardı. O detaylara bakalım şimdi de. Galatasaray'da Mali Genel Kurul'da Mustafa Cengiz'e muhalif olan kesimin sert eleştirileriyle geçti. Muhalefetle Mustafa Cengiz yönetimi arasında ipleri gelen olayların başında 139 Galatasaray Lisesi mezunu gencin üyelik başvurusunun yönetim tarafından kabul edilmemesi oldu. Önem zarar var, 236 milyon TL. Yönetime göre bu organize bir hareketti ve bu üye olmak isteyenler arasında başka takımları tutanlar da vardı. Yönetim konuyla ilgili olarak 18 Ekim'de bir açıklama yaptı. Referans imzalarının rastgele atıldığı gerekçe gösterilerek başvurular reddedildi. Bu olay camia içinde liseli lisesiz tartışmalarının yeniden alevlenmesine neden oldu. Mali Kurul'da yönetime yöneltilen eleştirilerin bir bölümü de Mustafa Cengiz'in Galatasaray'ı iyi temsil edemediğine yönelikti. Mustafa Cengiz temsil eleştirilerine bu yanıtı verdi. Değerli arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum. Siz ne iseniz ben oyum. Bazı genel kurul üyeleri Mustafa Cengiz'e güven tazelemesi gerektiğini söyledi. Eski yöneticilerden Sedat Doğan seçim vurgusu yaptı. Gelin kulübü zorlamayalım. Mayıs ayına bir seçim koyun, bir güven tazeleyin. Ancak Mustafa Cengiz kuruldaki gergin havaya rağmen seçim kararı almadı. Bu gergin kurul yönetimin ibra edilmemesiyle noktalandı.
İbra edilmeme kararı duyurulmadan öncesinde Mustafa Cengiz eleştirilere yanıt vermişti. Söylediğimiz gibi oldukça uzun ve gergin geçen bir kuruldu. Şimdi Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalara bir bakalım. Bu öfke ne? Ben düşünün, bizi TV'ler çekiyor değerli arkadaşlar. Şu anda birlik, beraberlik. Bizi bırakın, yönetimi bırakın. Öfkelenebilirsiniz. Bana da öfkelenebilirsiniz. Beni istemeyebilirsiniz. İstifaya davet edebilirsiniz. Gayet doğal. Ben yemin ederim bundan asla mutazarrır değilim. Rahatsız değilim. Bakın, benim için kedi dendi. Değneği alıp kovalanır dendi. Gerisi yalan dendi. Ve sonra bütün 5-6, ben süzerek konuşuyorum çünkü zamanın olmadığını biliyorum. Temsil kabiliyeti dendi. Değerli arkadaşlar, ben sizi temsil ediyorum. Siz ne iseniz ben oyum. Peki biz sizi kötü temsil etse idik, bugün burada olabilir miydik? Beni yok etmek, bu yönetimi düşürmek amaç ise hiçbir şey demiyorum. Zaten buradaki konuşmam da fuzuli ve anlamsız halde. O zaman, ama ben böyle olmadığını inanıyorum. Bizim neşat ettiğimiz yer, temellerimiz, köklerimiz, laf ola demiyorum ben bunu. Ben bunu yürekten diyorum. Benim en yakın arkadaşlarım liseliler. Hayatım boyunca bir insan Galatasaray liseliyim dediğinde derhal öne aldım. Dostlukta öne aldım. Divan üyesi olduğu dediğinde iki kere öne aldım. Bütün hayatım böyle geçti benim. Bunu bütün arkadaşlarım bilir. İşte burada gördük, kavga fiziki çıkacaktı. Liseli lisesiz kavgası çok tehlikeli. Kim ki bunu ateşliyor? İnan edin Galatasaray'a büyük zarar veriyor. Lütfen susturun. Fatih Terim olayı, not onu getirdiler. Değerli arkadaşlar, orada mugalata yaptı rakibimiz. Fatih hocama demediler. İkinci yardımcı Hasan hocaya der gibi dedi. Zaten beyanları da öyle, sözlü beyanları. Ha, bu da hoş değil. Kimse benim teknik direktörüme de sokak serserisi diyemez. Onu diyen en büyük serseridir. Saygılar sunuyorum. Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren konuyla ilgili Haber Global'e değerlendirmelerde bulundu. İbra edilmeme kararını olumsuz olarak karşıladığını söyledi. Şimdi Faruk Süren'in açıklamalarına bakalım. Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesini nasıl okumalıyız? Siz nasıl yorumladınız? Ben beğenmedim böyle bir şeyi. Hava ama aleyhineydi. Bunu Mustafa Başkan'ın sezmiş olması lazımdı. Tecrübesine binaen çok ateşli sonra bir konuşma yaptı. O konuşma şekli de bizim Galatasaraylılara pek uymadı galiba, öyle anlıyorum ben. Tabii bu bir ters bir şey. Çünkü neticede çok az kişi katıldı mali kongreye. Mali olan katılım alanı zannedersem 1500. 1500 ile 1600 zannedersem. Ama onların çoğu gitti. 600-700 kişi kaldı. O 600-700 kişiden yönetsel bakımdan ibrasızlık çıktı. Bu iyi bir şey çünkü, iyi bir şey değil, pardon, özür dilerim. Çünkü şampiyonla oynayan bir takım. Şimdi gene seçim havalarına girilecek. Gene seçim problemleri çıkacak. Tabii yönetimde moralsizlik olacak. Bu moralsizlik teknik direktöre yansır mı, yansımaz mı? İnşallah yansımaz. Çünkü ona da yansıdığı zaman takıma yansır. Dolayısıyla bu hoş olmadı. Hoş olmadı. Yani hoş olmadı. Esas nedeni üslup olarak mı görüyorsunuz Sayın Süren? Esas neden nedir sizce? Temsil şekli. Yani temsil şekli. Daha esasında yani marifet biliyorsunuz iltifata tabidir. Bilanço bakımından özellikle genç arkadaşımız Kançal diye genç arkadaşımız hakikaten son derece düzgün ve mali disiplin sağladı kulüpte. Her şey saydam seyrediliyor.
Evet, bir çare bulamadılar. Devraldıkları borçlara çare bulamadılar. Hatta finansman masrafları da arttı. Onları da biliyoruz ama hiç olmasa disiplini ve görüyoruz. Her şey net bir şekildeydi. Belki bundan sonra da düzelebilirdi. Gelecek olan yönetimler bu altyapıdan faydalanırlar. Hiç olmasa genel kurulda bundan istifade eder diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu ibrahsızlık bu artık şey oluyor. Bir nevi her alışkanlık haline getiriyor. İbra etmeyelim. Çünkü neticede bakın Mustafa Cengiz 2500 kişiyle geldi. Oyla geldi. 600 kişinin iştirakiyle onun yarısından biraz fazlasıyla 20-30 oy farkla İbra olmadı ve tekrar seçime gidecek. Tabii hoş değil. Ama genel kurulun kararına da saygı göstermek lazım. Dolayısıyla burada ben kabahati genel kurulda bulmuyorum. Maalesef üzülerek Mustafa Cengiz Başkan'da bulunuyorum. Çünkü bunu görmesi lazım. Bir yöneticinin bu havayı, genel kuruldaki havayı sezmesi lazım. Bu da bir tecrübesizlik demektir. Ne tecrübesi? Galatasaray'da yöneticilik tecrübesizliği. Çünkü bütün bu yönetimimiz bizim Galatasaray'ın problemi de bu son zamanlarda. Problemi bu. Hep tecrübesiz yöneticiler tarafından yönetildi. Halbuki bu bir süreçtir. Bu kurumu iyi bilmek lazım. Bunu sezemedi. Bunu sezseydi belki olağanüstü bir kongre yapıyorum diyebilirdi. Mesela Haziran'da seçim kongresi yapacağım sözlerdi. O zaman sakinleşirdi genel kurul ve ibra olurdu. Kendini de tekrar aday olarak koyabilirdi. Ama şimdi öyle bir şey mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Sayın Başkan Evren Gözben, öncelikle çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Oy kullanma işlemi olurken Sayın Başkan Mustafa Cengiz'le bir konuşmanız oldu sanırım. Orada çok özel değilse tam olarak neler konuştunuz, bir öneriniz oldu yanlış bilmiyorsam. Onu açıklayabilir şimdi misiniz acaba? Ben onu geçtim, bir şey söyledim. Artık onu iki kişi arasında olduğu için ben onu ifşa edemedim. Kamuya açık bir şey olsaydı mikrofondan söylerdim. Dolayısıyla ben onu müsaadenizle, ikimizi de ilgilendirdiği için tabii, onun müsaadesi olmadan ben şey yapamam. Kendisine sorarsanız daha iyi olur belki. Sayın peki. Başkan, sizce kim bir başkan adayı var mı aklınızdan, gönlünüzden geçen ya da tecrübesiz yöneticiler gibi bir şey söylediniz? Bu, sizin böyle bir motivasyonunuz olur mu? Bu bir sürpriz. Burada hiçbir hazırlık yok ki buna. Bu bir sürpriz, böyle bir şey bizim bir hazırlığımız, böyle bir şey mi yok yani? Düşünür müsünüz yeniden Galatasaray başkanlığını? Yok, böyle bir teklif yok. Beni istemezler zaten, merak etmeyin. Son olarak Sayın Başkan, Florya'ya nasıl yansır bu sizce? Çünkü hali hazırda bir şampiyonluk yarışı var. Başakşehir'le Galatasaray milli aradan sonra belki daha da yaklaşacak puan farkı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Florya'ya nasıl yansır? İşte benim de endişem bu. Demin ifade etmeye çalıştım. İnşallah yansımaz. İnşallah yansımaz. İnşallah ahengi bozmayız. Florya'daki ahengi bozmayız inşallah. Yani bu iyi olmak o bakımdan sportif açıdan, ama dediğim gibi bakın genel kurul kararına saygı göstermekten başka bir şey bilmiyorum ben. Maalesef üzücü bir şey ama böyle. Evet, tabii kararın ardından çok konuşuldu ve merak ediliyor bundan sonra Galatasaray'da ne olacak. Şimdi telefon attığımızda Kontra yorumcusu Evren Göz var. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Dün tam da siz aslında yayındayken bu gelişmeler yaşandı. Size sıcağı sıcağına konuştunuz. Şimdi Mustafa Cengiz yarın saat 14.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. Ne konuşulur bu basın toplantısında? Galatasaray'ın refleksi ne olacak? Yani Mustafa Cengiz yönetiminin. Aslında şuradan başlamak lazım. Bir itiraz durumu söz konusu. Şöyle ki Galatasaray yönetimi, Mustafa Cengiz ve ekibi oylama sırasında evet oylarının daha çok olduğu yönünde bir görüşe hakim. Ve burada hukuki olarak bazı yollar var. Ancak bu itirazda Galatasaray'da denetim kurulunun da ibra edilmemesi bu hukuki yolların sonucunda dahi olumsuz bir sonucun ortaya çıkabileceğini ortaya koyuyor. O da şöyle ki Galatasaray yönetimi idari açıdan ibra edilmedi. Burada itiraz hakkı var.
Galatasaray mevcut yönetimi itiraz edebilir. Ama denetim kurulu da ibra edilmediği için bu itiraz karardan dönebilir. Yani kapı açık hukuk anlamında, fakat burada bazı hukukçuların görüşü denetim kurulunun da ibra edilmemesi bu yolun tıkanacağı yönünde fikir beyan ediyorlar. Açıkçası Mustafa Cengiz'in 14.30'daki basın toplantısında bu itirazla alakalı düşüncelerini, planını ve fikirlerini ortaya koymasını bekliyoruz. 14.30'daki basın toplantısı çok kritik, çünkü Mustafa Cengiz yönetimi müthiş bir hayal kırıklığı yaşadı şu anda. Dün yapılan açıklamalar, yöneticilerin sosyal medya hesaplarından özellikle yaptığı açıklamalar, bizim yaptığımız görüşmeler gerçekten büyük bir hayal kırıklığı hakim. Son genç üyelerin üye alımı konusundaki yaşadığı sıkıntı ve bir rövanş anlamına gelen liselilerin, özellikle genel kanı şu, liselilerin bir rövanş aldığı yönünde fikirler hakim Galatasaray camiasında. Basın toplantısı sonrası yine açıklamalar olacaktır ama Divan Kurulu Başkanı Sayın Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları da önemli. Özellikle Anadolu Ajansı'na bugün açıklamalar yaptı Sayın Hamamcıoğlu. Gerçekten Galatasaray'da ortalık toz duman oldu bir anda. Şimdi bir aylık bir süre var önümüzde. Bu bir ayda Galatasaray yönetimi tüzük gereği seçime gitmeli, seçim kararı almalı. Bir ay sonra da, seçim kararından tam 30 gün sonra da seçime gitme durumu söz konusu. Son bir notu da aktaralım. O da bu takvim sezon bitmeden bir hafta önceye tekabül ediyor. Dolayısıyla aslında 4 hafta tüzük gereği süre, ama orada ek bir karar alıp seçim kararının sezon sonra da sarkıtılması söz konusu. Bunu da bekleyip göreceğiz diyebiliriz. Bu sen de az önce değindin aslında liselilerin konusuna. Liseli lisesiz kavgası ilk defa bu kadar gün yüzüne çıktı ve bu kadar konuşuldu. Şu anda da aslında bu ibra edilmeme durumu en çok bu açıdan yorumlanıyor ve değerlendiriliyor. Sen nasıl bakıyorsun bu duruma? Aslında 2011'de Adnan Polat'ın tarihe geçen o genel kurulda ibra edilmemesine birebir tabii aynısı olmasa da benzeşiyor liseli lisesiz ayrımı açısından. Tabii ki o günün şartları daha farklıydı. Galatasaray'da Adnan Polat da benzer bir durum yaşamış ve mali açıdan hem de idari açıdan iki açıdan da ibra edilmemişti. Orada denetim kurulu farkı var. Burada şimdi denetim kurulunun da ibra edilmemesi açıkçası bütün kapıları kapatıyor gibi görülüyor şu anda. Liseli lisesiz ayrımı Galatasaray'da maalesef uzun yıllardır hep var olan ve bugün de görüldü ki, her ne kadar Sayın Başkan Mustafa Cengiz bunun önüne geçmeye çalışsa da devam eden bir tartışma. Ve bundan 10 yıl sonra da, bundan 20 yıl sonra da maalesef eğer bu tonda giderse bu atışma, tekrar bahsedeceğimiz şeyler olacaktır. Galatasaray'da maalesef böyle bir ayrım var. Dün de onun bir tezahürü oldu. Açıkçası çok hoş bir gece değildi Galatasaray tarihi için. Çünkü mevcut yönetim UEFA ile sıkıntıları halletmiş, mali disiplini sağlamış, takımda Fatih Terim gibi efsane bir teknik direktörle uyum içerisinde çalışırken, 3 dönem transferde karda kapatırken, ki Galatasaray tarihinde uzun zamandır olmayan bir şey. Açıkçası istikrar varken bir istikrarsızlıktan yana oy kullanıldı. Bakalım neler olacak, biz de yakından takip edeceğiz ama çok hoş bir gece olmadığını söylemek lazım Galatasaray için. Çok teşekkür ediyoruz Evren Göz, değerli yorumlarınız için. Karşılaşmaya reklamların ardından devam edeceğiz. Reklamların ardından yine birlikteyiz. Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan'la yaptığımız özel röportajla devam ediyoruz karşılaşmaya. Konuğumuz Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan. Efendim hoş geldiniz. Altyapılarda basketbolu bıraktınız şu anda ama o dönemden bugüne nasıl bir gelişim var, değişim var, onu öğrenebilir miyiz? Yani altyapıları biz geldiğimizden beri Fikret Hoca var, altyapı koordinatörümüz erkeklerde. Kadınlarda Zeynep Güley'le var. Yani sistemi bazı arızalı yerlerini görüp, tespit edip nasıl daha iyi yapabiliriz? Onlar üzerinde çalıştık. Son 2,5 senedir de gelinen noktada bizim amacımız hep
A milli takımı besleyecek, A milli takımı yani seyredenleri heyecanlandıracak, A milli takım da uzun yıllar hizmet edecek oyuncu yetiştirmek. Yani altyapılarda, uluslararası turnuvalarda madalya alıp, hep daha onu madalyaya oynayıp, ondan sonra oyuncu çıkaramamaktansa, 3-4 oyuncunun hem kendilerini geliştirecek hem de özelliklerini daha rahat sahada yansıtabilecekleri ve yukarıya sağlıklı çıkabilecekleri bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Kolay mı? Zor. Bu Avrupa'nın çoğu yerinde zor. Yani baktığın zaman büyük liglerin hepsinde oyuncuların yukarıya adapte olmasında bazı sıkıntılar yaşanıyor. Biz de bunlarla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Takip ediyoruz. Bu anlamda böyle devam ediyor. Cevabınızdan yola çıkarak altyapılarda 95-97 arası jenerasyonumuz başarılıydı Cedi Furkan. Şu anda bakıldığında NCAA'de oynayan Ömer Faruk Gürtselen hariç bu altyapıdan üst yapıya geçişte bir sıkıntı var diyebilir miyiz? Yani şu var, şimdi Cedi Osman dediğiniz yerde mesela herkes, ben o zamanki altyapıyı hatırlıyorum, herkes Kenan Spahoğlu'yla Metecan Birsen'i söylüyordu. Onlar aynı yaş grubu. Cedi Osman'ı kimse söylemiyordu. Yani bu da şunu gösteriyor. Bu oyuncular 21 yaşına kadar gelişimde devam edecek. Yani 16-17 yaşında çok isim olmuş, öne çıkmış bir oyuncu olabilir ama gelişimleri sonuna kadar açık. Her oyuncunun sonuna kadar gelişimi açık. Bir kere oyuncunun kendi bireysel çalışması da önemli. Takım savunması, kuvvetlenmesi, yani özgüvenini kazanması. Sonuçta Kenan, Metecan şu anda liglerimizde çok başarılı oynuyorlar. Ama işte Cedi Osman onun üzerine daha da fazla koyarak şu anda NBA'de oynuyor. Yani o açıdan şimdi yine altyapıdan gelen mesela geçen sene U16 milli takımımız Avrupa üçüncüsü oldu. Madalya aldı. Ama şimdi bunlar 20 yaşına gelene kadar orada aradan mesela belki ön planda olmayan bir oyuncu sıyrılacak. Yani bunun gelişimi açık. Bence ben şuna inanıyorum. Bir oyuncu tam manasıyla karakterinin oturması, oyunculuğunun ortaya çıkması, istisnalar tabii ki kaydı bozmaz ama 21-22 yaşları gibi olabilir. Federasyon olarak gelişim ligine ek bir çalışma var mı gelecekte görebileceğimiz peki? Valla biz bir kere çok isabetli olduğunu herkes tarafından takdir edildiğimizde görüyoruz. Yani 19 yaşında 3 tane çocuğun her takımda BGL'de oynayabilmesi o açıdan bu ona yani hem bir şans daha veriyor hem gelişimlerini sağlıyor. Tabii ki kulüplerin gelişim, yani kadınlarda daha çok gelişim takımı var ama erkeklerde BGL oynuyor bütün takımlar. Burada kendilerini daha çok gösteriyorlar. A takım antrenörleri gelip maçları seyredebiliyor. Ve aslında en güzel bizi sevindiren de bayağı bu maçlar deplasmanla oynadığı zaman bayağı seyirci topluyor. O da çok güzel bir şey. Bu çocuklar için de önemli bir şey. O açıdan bence o iş yolunda gidiyor. Yenilik neler yapılabilir? Belki daha aşağı yaş grubunu da deplasmanla oynatabilirsiniz falan. Ama tabii bunların hepsi zaman içinde olacak. İlk önce bir oturması lazım BGL'nin de. Ondan sonra belki yaş gruplarını açabiliriz. Ama daha şu anda böyle bir şeyimiz yok. Biraz Fenerbahçe'ye döneceğim. Mirsat ve Ömer Onan'la sizle beraber, Mirsat'la formanız emekliye ayrılan iki isimden birisiniz. Bu haber ilk size geldiğinde neler hissettiniz? O seremonideki anı biraz böyle nostaljiye gitsek, size sorsak. Yani Fenerbahçe'de tabii ki uzun süreler oynadım, bıraktım. Bir insanın bir emek verdiği bir kulüpte anılması, o takdiri görmesi, bıraktığı zaman formasının asılması, bunlar Türkiye'de çok olan şeyler değildi. Ben herhalde bu ilk defa Mirsat'la burada bana oldu. Yani ilk başında böyle bir şey oldu. Bu çok gurur verici. Tabii ki bunu biz kulüplerimizle de konuşuyoruz. Salonu olan kulüplerin bence bu çok güzel bir şey. Bunu yani aidiyet duygusunu da yükselten her kulübün bence bunları yapması lazım. Kendi takımlarında sembol olmuş oyuncuları uğurlarken böyle güzel bir şekilde hem ömür boyu kalıcı hem de kamuoyu tarafından takdir edilen bir girişim oluyor, bir seremoni oluyor. O açıdan çok güzel. Dünya Kupası grup kuralları da çekildi. Evet. Grupta Amerika var. LeBron James'in de bir açıklaması vardı gelebilirim diye. Bu milli takım ne yaparsa başarılı olur, onu soralım. Valla bu milli takım ne yaparsa, ilk önce bir kere tam kadro orada olmak en büyük ümidimiz o.
Yani NBA'de oynayan oyuncularımız, Türkiye'de oynayan oyuncularımız, işte Wilbeck'in Tel Aviv'de oynuyor. Hepsini sağlıklı bir şekilde ilk önce bizim en büyük temennimiz onları takım içinde hepsini aynı anda getirebilmek. Onu yaptığımız takdirde de gruplar işte çekildi. Amerika zaten damga vuruyor. Şimdi gelecek oyuncuları da senin söylediğin gibi açıklıyorlar. Harden da herhalde büyük ihtimal gelecekmiş. Kevin Love çok gelmek istediğini söylemiş. Bizim Japonya ve Çek yamaçları çok önemli. Bizim burayı ikinci bitirmemiz lazım. Amerika ile çıkıp sonuna kadar bir kere çok keyifli ve bütün dünyanın da takip edeceği maç olacaktır. Çünkü Amerika Dream Team'ine zaten Çin'de çok büyük bir ilgi var. Bizle de oynayacağı zaman bütün dünyada en çok seyredecek maçlarından ilkidir Amerika'nın. Bu açıdan o da güzel bir maç olacaktır. Çaprazımızda Yunanistan, Brezilya, Karadağ ve Yeni Zelanda var. Burası da biraz herkes birbirini yenebilecek gibi gözüküyor ama tabii ki Yunanistan'ın da kim gelecek, NBA oyuncusu gelecek mi, gelmeyecek mi? Ama oradan Yunanistan, Brezilya çıkabilir. Ondan sonra yeni bir grup oluyorsun. Yani ilk çıkan iki grup, yani ilk iki ile öbür çaprazından gelen iki yeni bir dörtlü ve iki tane daha maç yapıyorsun oynamadığın yeni gelen gruptaki takımlarla. Ondan sonra yine ilk ikiye girersen ilk sekize kalıyorsun. Bence burada en büyük hedeflerden biri ilk sekize kalmak. Çünkü bizim ilk amacımız ilk sekizlerin arasında olup ondan sonra da olimpiyat vizesi alabilmek. Çünkü olimpiyata biz bugüne kadar erkek milli takım hiç gidemedi. Olimpiyata çok gitmek istiyoruz, olimpiyat oyunlarına. Bu açıdan ilk hedefimiz ilk 8'in içinde olmak. Kolay mı? Değil. Ama bir de yani oynanmadan hedef koymaktansa oraya gidip, çünkü turnuva çok uzun ve hep aynı şeyi söylüyorum ben, turnuva takımı olabilmek çok önemli. Yani iyi başlayıp ya da kötü başlayıp iyileştirmek, yani uzun süreci nasıl başladığınız ve nasıl bitirdiğiniz çok önemli. O açıdan da ben takıma, milli takıma, milli takım oyuncularına çok güveniyorum. Ve inanıyorum ki ellerinden gelen en iyi şekilde orada Türkiye'yi temsil edeceklerdir. Milli takım demişken iki de oyuncuyla ilgili bir şey soracağım. Bu Tarık Biberovic'in son durumu nedir? Bosna'dan gerekli izin alınabilecek mi? Yok, Tarık Biberovic'le alakalı şu var. Yani Tarık Biberovic Türkiye'ye başvurmuş, Türk vatandaşlığına geçmek istemiş bir oyuncu. Şu anda da geçti. Ama şu anda milli takımda zaten oynayacak yaşta da, hani kapasitede de değil, altyapılarda da devşirme olarak oynanması için ülkesinden, yani Bosna'dan, ilk ülkesinden izin almak gerekiyor. Ama o süreç biraz değişik. Yani çünkü FIBA şöyle bir şey yapıyor. Yani burada ailesi ve hayatı, ailesinin hayatı için buraya taşınan ya da ülke değiştiren, vatandaşlık alan çocuklara belli bir yaşta tekrar soruyor. Hangi milli takımı tercih edersin diye. O soru sorulduğu zaman Türkiye derse, Türkiye'de Ersan İdasova gibi, Mirsad Türkçen gibi uzun seneler eğer aşamasını devam ederse Türk milli takımına fayda olabilir. Ama şu anlık Biberovic'le alakalı bir hani milli takımda oynama veya altyapıda oynama durumu yok. Peki Ahmet Düveroğlu'nu sorsam, onun şansı tamamen bitti mi? Tabii, çünkü Ahmet Düveroğlu bizim federasyonumuz 4-5 sene önce herhalde ya da daha mı fazla Jordan hükümetine, yani onlar sormuş, Ürdünler demişler ki alabiliriz. Bizimkiler de o zaman tabii çok ismi sana duyulmadığı ve oyunculuğun bilinmediği için de alın demişler. O tam ters olmuş, yani Türk vatandaşlığından o tarafa geçmiş ve ondan sonra geldiği nokta müthiş. Çok da sevdiğim, çok düzgün de bir çocuktur. Biz de ona girişimleri yapmaya çalıştık. Yani tekrardan hani kendi ülkesine alalım diye, ama Ürdün'le görüştüğümüzde yani Ürdün çok da uçuk paralar istedi. Bu açıdan da ona yapacağımız orada bir şey yok. Euroleague'de Efes, Fenerbahçe ikisi de iyi gidiyor. Şunu soracağım. Evet. Önümüzdeki, yani geçtiğimiz sezona göre daha çok başarılı Anadolu Efes. Türk takımlarının bu yılki şansı nedir? Onu sorsam size göre. Yani ben bir kere Fenerbahçe hala her zamanki Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe Beko ne diyorduk? Önemli olan Euroleague takımı, yani Final Four takımı olabilmek. Bu tabii ki yaptığın salonunla, bilet satışlarınla, yarattığın havayla, antrenörünle, oyuncu kadronla, bu bir mesajdır.
Ve Fenerbahçe şu anda artık bütün Avrupa'nın ve dünyada da seyreden herkesin bildiği bir Final Four takımdır. Fenerbahçe çok büyük aksilikler olmasa Final Four'da olacaktır. Birinciliği de sanki hani çok büyük sıkıntı olmasa birinciliği de garantiledi gibi. O da bir avantajdır. Anadolu Efes bu sene müthiş bir çıkış yaptı. İyi bir takım ve gerçekten hem göze hoş basketbol oynuyorlar, mücadele ediyorlar. Onlar da şöyle de onların da dördüncülüğü neredeyse garanti. Yani çok büyük aksilik olmazsa, bütün maçlarını kaybetmezlerse dördüncüyü bitirirler gibi olabilir. O açıdan Anadolu Efes sağ avantajını alması önemli tabii ki. Sağ avantajını aldıktan sonra 5. takım orada kim olabilir? O hala işte Olympiakos da olabilir, Barcelona da olabilir. Herkes orada bir iki takım var. Yani Efes Pilsen'in de bu sene gerçekten Final Four için hem takım havası olarak iyi bir takım olmuşlar, iyi yönetiliyorlar. Seyirci daha çok destek veriyor. Biz birkaç maça gittik, salon hep full. Bu da güzel, bu da ambiyans da güzel. Yani iki tane Final Four'da iki tane Türk takımını seyredebiliriz. Darüşşafaka da değinmek gerekirse, o da çok büyük bir iş yaptı. Euro Cup'ta geçen sene şampiyon oldu. Onunla birlikte buraya davet edildi. Kadrosu gereği elinden gelen en iyisini yapmaya çalışıyor. Önce parke, sonra genel menajerlikte yaptınız. Ardından şimdi basketbolun merkezindesiniz ve Basketbol Federasyonu'nun içine baktığımız vakit hep efsane isimlerden kurulu. İşte Başkan Hidayet Türkoğlu, siz CEO. Önce parkeden gelmiş, şimdi de burada olan birisi olarak basketbolu yönetmek nasıl? Kolay mı? Zor mu? Vallahi ben sana şöyle söyleyeyim. Hayatta en güzel şey oyuncu olmak. Keşke oyunculuğumu 50 yaşına kadar yapabilseydik. Yani biz bazen doktor arkadaşlarımız oluyor işte, ya da oturuyoruz konuşuyoruz işte, onlar da bir aşamadan geliyorlar ama onlar mesleğinde iyi olan insan 50-60 yaşına kadar yapabiliyor. Biz de çok küçük yaşlarda tabii, işte 18 yaşlarda sporcu oluyorsun ve hayatında işte geliyorsun 34'te, 35, 36, 37 yaşlarda da bir kariyerine son veriyorsun. Bu açıdan ben hani hep oyuncu olmak çok keyifli. Ama basketbolda yönetici olmak da, ben hani bıraktığım zaman antrenör, yöneticilik hangi tarafta olayım diye düşünürken, bana yöneticilik, beni daha yöneticilik tarafı çekti. Çünkü bilmiyorum, belki de ben yıllardır çok küçük yaştan beri her takımın kaptanlığını yaptım, abiliğini yaptım. Belki de o zamandan gelen melekelerle de o, yani yönetmeyi daha çok seviyorum. Ve kolay mı? Kolay değil. Ama burada muhteşem bir ekip var. Yani sizin demin saydığınız efsane isimlerin dışında kendi yerlerinde çok önemli isim yapmış. Çok pozitif ve hep daha iyisini yapabilmek için, hep federasyonu daha iyiye götürebilmek için çalışan bir ekip var. Bir kere bu çok önemli. Herkes birbirinin üstünden yük alıyor. Herkes sırtını rahat rahat her yere dönebiliyor. Biz bunu çok kısa sürede burada başardık. Bence en önemlilerinden biri de buydu. Ama dediğin gibi yıllarca oynadığın bir branşın ondan sonra gelip en tepe yöneticiliğinde yöneticilik yapmak da insana ayrıca bir gurur veriyor tabii ki. Yani çünkü problemleri biliyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Kolay mı? Değil tabii ki. Zor süreçlerden de geçiyoruz ama kafamızdaki plan, projeleri emin adımlarla onları yapmak için devam yürüyoruz. Ülkenin zirve iki sporu, futbol ve basketbol bakacak olursak, futbolda sürekli tartışılan bir yabancı durumu var. Basketbolda da ilerleyen yıllarda böyle bir değişim olacak mı? Yoksa aynı şekilde devam mı edecek? Vallahi biz bu sene biliyorsun düşürdük. Yani 6 yabancı vardı, 5 yabancıya düştük. Yani şu anda Türk oyuncuların oynama sayısı çok daha fazla arttı. Ama bana buranın en üst yöneticilerinden biri olarak dersen ki sen yani inanıyor musun? Ben bunun direkt milli takıma yansıdığına bir kere inanmıyorum. Niye diyeceksin? Çünkü bu futbolda da, basketbolda da İspanya, Fransa, İtalya, Almanya, Yunanistan, bu ülkelerde yabancı serbest değil mi? Serbest değil mi? Yani futbolda da serbest, basketbolda da serbest. Ama bunların ülkelerinin hepsinde muhteşem takımlar, milli takımları var. Oyuncuları çok üst düzeyde oynuyor. Demek ki bunlar bunu başarabiliyor. Ya bizim biraz daha dışarıya açılmamız lazım. Yani futbolcularımız da, basketbolcularımız da ya genç yaştan belki az para kazanmayı
göze alarak İtalya Ligi'ne, İspanya Ligi'ne, basketbol anlamında söylüyorum, Yunanistan Ligi'ne, bugün Yunanistan'da bütçeler Panathinaikos, Olympiakos'a çıktığınız zaman çok düşük. Keza Almanya'da da öyle, İtalya'da da öyle. Yani bizim bir Türk oyuncumuz gidip düşük paralara oraların Süper Ligi'nde oynayabilir. Ama bu bir risktir. Kendini geliştirmedir. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Direkt yabancıya bağlı olarak değil. Biz bunun sistemlerini bulmamız lazım. Bunu dünya nasıl yapıyorsa bizim de bunu bu şekilde yapabilmemiz lazım. Tabii ki güçlü bir ligimiz var. Bu en büyük avantajı Avrupa'da söz sahibisin. Kulüpler nezdinde başarılar geliyor, sponsorlar geliyor. Ama oyuncu, şimdi mesela biz Sırbistan'da, Slovenya'da veya Hırvatistan'da ligin en ufak bir değeri yok. Parası yok, sponsoru yok, hiçbir şey yok. Öyle olduğu zaman da bütün oyuncular işte az yabancı, bir iki yabancı ve hep oyuncu yetiştirmeye dönelik şey yapıyor. Burada da bazı takımlar, üstte oynayan takımlar, yani ortada oynayan takımlar, oyuncu yetiştiren takımlar diye ayrılması belki ileride olabilir. Ama söylediğim şu, oyuncu kendine güvenecek. Yani bugün Cedi Osman gidiyor, çok ciddi dakikalar alıyor. Nerede alıyor? NBA'de alıyor. Yani bir oyuncunun kendine güvenecek, oyuncu her zaman daha iyi performansı gösterecek. Herkesi eliye eliye, yabancısı da olsa liginde ya da takımında onların da daha iyisini oynayarak her aldığı pozisyonu, her aldığı dakikayı çok daha iyi değerlendirmesi lazım. Bu bütün Avrupa için böyle ve ben şuna inanıyorum, oynayan oyuncu her zaman oynar. Yani Cedi Osman, Furkan da bu yabancı sistemi, hatta 6 yabancı içinden çıktı. Yani bugün Melih Mahmutoğlu, o da buradan çıktı. Hani Euroleague'de belki azalıyor ama şimdi bakıyorsunuz, Euroleague'de oynayan birkaç takımların dışında şimdi Galatasaray'da, Tofaş'ta, Beşiktaş'ta çok ciddi dakikalar alıyor Türk oyuncuları. Yani bugün Fenerbahçe'de veya Anadolu Efes'te oynayan yetenekli genç Türk oyuncuları belki de orada 2-3 sene oturacağına gelecek Tofaş'ta, Antep'te, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Banvit'te oynayacak, Karşıyaka'da oynayacak. İlk önce çok 24-25 yaşına kadar hem çok çalışacak hem isim yapacak. Ondan sonra belki de Euroleague takımlarına gelecek. Yani sonuç itibariyle bunu tek federasyonun ya da federasyonların çözeceği şey değil. Bunu oyuncular, oyuncu aileleri, oyuncu menajerleri, bunlar hepsi bu denklemin içine girmesi lazım. Siz peki teşvik etmeyi düşünüyor musunuz hem oyuncular hem kulüp tarafına? Valla biz bir kere şu teşvikimiz var, bir kere bizde çift lisans var. Yani şöyle söyleyeyim, Anadolu Efes'te oynayan bir genç çocuk ikinci çift lisansla o takımda devam ederken TBL takımında da oynayabilir. Yani Anadolu Efes bugün istesin İstanbul'da oynayan bir birincilik takımına bir yeteneğini verebilir. 2 ay orada bırakır, 1 ay sonra geri alabilir, 3 ay sonra, 2 ay sonra yine bırakabilir. Yani bu ellerinde, ben de diyorum ki kulüplere bunu yapın. Yani çocuklar idman yapıp bütün seyahat dolaşacağını ve oyuncuların da bunu talep etmesi lazım. Bir oyuncunun yetişebilmesi için 22, yani 18 yaşında A takıma girdiğiniz zaman zannediyorsunuz ki tamam oyuncu olduk artık. Halbuki aslında 21 yaşına kadar o kadar çok çalışmanız lazım ki 22 yaşına kadar. Tam o zamanları çok iyi değerlendirmeniz lazım. Oturursanız kaybedersiniz. Para büyük para, oturayım, bu bir tercihtir. Az para, gideyim çok çalışayım, hem oynayayım, sonra 22'den sonra daha büyük para kazanayım. Bu bir tercihtir. Bunların hepsi riskler vardı ama bunları almak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ömer Onan röportajıyla karşılaşma programını noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.